Merhaba arkadaşlar. İstatistik 2 kitabımızdan soru çözümleriyle karşınızdayım. İlgili sorumuz kitabımızın 6. ünitesinden, yani zaman serileri analizi başlığını taşıyan üniteden geliyor. Sorumuz da yandaki bilgilere göre doğrusal trend denkleminde 2014 yılı için satışların öngörü değeri, yani Y şapka 14 kaça eşittir denmekte. Bizim bir zaman serisinden öngörü değerlerini elde edebilmemiz için, yani ileriye doğru, ileriye yönelik bir öngörü değeri elde edebilmek için en küçük kareler tekniği yardımıyla, hatırlarsınız, en küçük kareler tekniği yardımıyla bir doğrusal trend denklemi elde etmemiz lazım. Ne şekilde? Y şapka eşittir A artı B çarpı X şeklinde doğrusal trend denklemini elde etmemiz lazım. Dolayısıyla her bir Y şapka değeri için de öngörü değerlerini bu denklem aracılığıyla elde edebiliriz. Onun için bir sonraki yansıda hemen elimizdeki zaman serisine ilişkin değerleri alıp bu trend denklemini nasıl elde edeceğimizi hesaplayalım. Satış değerlerimiz YI olarak ifade edersek, buna ilişkin X değerleri, XI değerleri, yani zaman değerleri 1, 2, 3, 4, 5 tane yıl olduğuna göre, tek sayıdan oluştuğuna göre orta taraftaki değer 0 olmak üzere serinin tam ortasındaki. Geriye doğru birer azaltarak, ileriye doğru birer artırarak X bağımsız değişken, zaman değişkeninin değerlerini oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla biraz önce de yazmıştım. Şuraya yine yazayım. Y şapka eşittir A artı BX şeklindeki trend denklemini elde edebilmemiz için burada A'yı toplam Y bölü N şeklinde, B'yi ise toplam X çarpı Y bölü toplam X kare şeklinde elde edebiliriz. Dolayısıyla A'nın elde edilebilmesi için burada Y'nin toplamı lazım bize. Toplam Y eşittir 6, 10, 220 değerini elde ederiz. Dolayısıyla A değerimiz, hemen alt tarafa yazalım, 220 bölü 1, 2, 3, 4, 5 olduğuna göre N eşittir 5 olacak. 44 olarak A değerini elde ederiz. Peki B değerini elde edebilmemiz için ne lazım bize? Öncelikle şurada pay değerinde X ve Y çarpımları lazım. X ve Y çarpımları lazım. Payda da ise Y X'lerin kareleri lazım. X ve Y çarpımlarına baktığımızda eksi 28, eksi 32, 0, artı 56 ve artı 160. Eksiler artılar topladığımız zaman buranın toplamı da 156 olarak elde edilir. Peki x karelere bir bakalım. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0, 1 ve 4. Toplamı da bunun 10 olarak elde edilir. Peki hemen B'yi de hesaplayalım bu bulduğumuz değerlere göre. 156 bölü 10'dan 15,6 olarak elde ederiz. Buna göre denklemi yazacak olursak şu iki değere göre Y şapka eşittir 44 artı 15,6 x. Doğrusal trend denklemini oluşturduk. Peki bize soruda ne soruluyordu? 2014 için. Hemen şurayı izninizle siliyorum. 2014 seriyi devam ettirecek olursak 2014 değeri için şu değer bize soruluyor. Öngörü değeri. Dolayısıyla buna ilişkin x değerinin ne olacağını öncelikle saptamamız lazım. 2014 için x değerimiz nedir? Artı 3. Serinin gidişatına baktığımız zaman
şayet 2008 sorulsaydı o zaman eksi 3 olacaktı. 2015 olsaydı arkadaşlar, 2015 için değer sorulmuş olsaydı o zaman artı 4 değeri olacaktı. Ancak 2014'ün öngörü değeri için x yerine bulduğumuz regresyon denkleminde 3 değerini koymamız lazım. Hemen bir önceki slaytta bunu yerine koyalım. Evet. Y şapka eşittir 44 artı 15,6x. 2014 için biz x değerini artı 3 olarak hesap etmiştik zaten, hatırlayacaksınız. O 3'ü getirip buraya yazdığımızda, x yerine 3 değerini yazdığımızda 44 artı, şöyle yazayım, y şapka 2014 değeri artı 15,6 çarpı 3 olacak. Bunu da topladığınız zaman 90,8 değerini elde ederiz. Bu da bize D şıkkında, Denizli'nin D'si şıkkında doğru cevap sunulmuş arkadaşlar. Bu soru için doğru cevabımız D.